8. Risale olan 8. mesele. Şu mesele 6 sualin cevabı olup 8 nüktedir. Birinci nükte. Bir desti inayet altında hizmeti Kur'aniyede istihdam edildiğimize dair çok enva-ı işarat ı gaybiyeyi hissettik ve bazılarını gösterdik. Şimdi o işaretin bir yenisi daha şudur ki ekser sözlerde tevafukat-ı gaybiye var. Haşiye Tevafukat ise ittifaka işarettir. İttifak ise ittihada emaredir. Vahdete alamettir. Vahdet ise tevhidi gösterir. Tevhid ise Kur'an'ın dört esasından en büyük esasıdır. Ez cümle. Resul Ekrem kelimesinde ve Aleyhissalatu vesselam ibaresinde ve Kur'an lafzı mübarekesinde bir nevi cilve-i icaz temessül ettiğine bir işaret var işarat-ı gaybiye ne kadar gizli ve zayıf de olsa, hizmetin makbuliyetine ve meselelerin hakkaniyetine delalet ettiği için, bence çok ehemmiyetlidir ve çok kuvvetlidir. Hem gururumu kırar ve sırf bir tercüman olduğumu katiyen bana gösterdi. Hem hiç medar iftihar benim için bir şey bırakmıyor. Yalnız medar şükran olan şeyleri gösteriyor. Hem madem Kur'an'a aittir, ve icaz-ı Kur'an hesabına geçiyor ve katiyen cüz-i ihtiyarimiz karışmıyor ve hizmette tembellik edenleri teşvik ediyor ve risalenin hak olduğuna kanaat veriyor ve bizlere bir nevi ikram-ı ilahidir ve ızharı tahdis nimettir ve aklı gözüne inmiş mütemerritleri iskat ediyor, elbette izharı lazımdır, inşallah zararsızdır. İşte şu işarat-ı gaybiyenin birisi de şudur ki, Cenab-ı Hak kemal rahmet ve kereminden Kur'an'a ve imana hizmet ile meşgul olan bizleri teşvik ve kulubumuzu tatmin için bir ikram-ı Rabbani ve bir ihsan-ı ilahi suretinde hizmetimizin makbuliyetine alamet ve yazdığımız hak olduğuna işareti gaybiye nev'inden bütün risalelerimizde ve bilhassa mucizat-ı Ahmediye ve icazı Kur'an ve pencereler risalelerinde tevafukat gaybiye nevinden bir letafet ihsan etmiştir. Yani bir sayfede misil olarak gelen kelimeleri birbirine baktırıyor. Bunda bir işareti gaybiye veriliyor ki bir iradeyi gaybi ile tanzim edilir. İhtiyarınıza ve şuurunuza güvenmeyiniz. İhtiyarınızın haberi olmadan ve şuurunuz yetişmeden harika nakışlar ve intizamlar yapılıyor. Bahusus Mucizat-ı Ahmediye Risalesinde lafzı Resul-i Ekrem ve lafzı salavat bir ayine hükmüne geçip o tevafukat-ı gaybiye işaretini sarih gösteriyor. Yeni acemi bir müstensihin yazısında 5 sayfe müstesna mütebaki 200'den fazla salavat-ı şerife birbirine müvazi olarak bakıyorlar. Şu tevafukat ise şuursuz yalnız on adette bir iki tevafuka sebep olabilen tesadüfün işi olmadığı gibi, sanattan meharetsiz, yalnız manaya hasr nazar ederek gayet süratle bir iki saatte otuz kırk sayfeyi telif eden ve kendi yazmayan ve yazdıran benim gibi bir biçarenin düşünüşü dahi elbette değildir. İşte altı sene sonra yine Kur'an'ın irşadıyla ve işaratul icaz olan tefsirin, dokuz innanın tevafuk suretiyle gelen irşadıyla sonra muttali olmuşum. Müstensihler ise benden işittikleri vakit hayret içinde hayrette kaldılar. Nasıl ki lafz-ı Resul-i Ekrem ve lafz-ı Salavat 19. mektupta Mucizat-ı Ahmediye'nin bir nev'inin bir nevi küçük aynesi hükmüne geçti. Öyle de 25. söz olan icazı ı Kur'an'da ve 19. mektubun 18. işaretinde Lafzu Kur'an dahi 40 tabakadan yalnız gözüne itimad eden tabakasına karşı bir nevi mucizatı Kur'aniyenin o nevin 40 cüzünden bir cüzü Tevafukat-ı Gaybiye suretinde bütün risaleleri de tecelli etmekle beraber o cüzün 40 cüzünden bir cüzü lafzı Kur'an içinde tezahür etmiş. Şöyle ki 25. sözde ve 19. mektubun 18. işaretinde Yüz defa Kur'an lafzı tekerrür etmiş. Pek nadir olarak bir iki kelime hariç kalmış. Mütebakisi bütün birbirine bakıyor. İşte mesela 2. Şua'nın 43. sayfasında 7 Kur'an lafzı var. Birbirine bakıyor. Ve sayfe 56'da 8'i birbirine bakıyor. Yalnız 9. müstesna kalmış. İşte şu şimdi gözümüzün önünde 69. sayfedeki 5 lafzı Kur'an, birbirine bakıyor ve hakeza bütün sayfelerde gelen mükerrer lafzı Kur'an birbirine bakıyor. Pek nadir olarak 5-6 taneden bir tane hariç kalıyor. Sair tevafukat ise işte gözümüzün önünde sayfa 33'te 15 adet M lafzı var. 14'ü birbirine bakıyor. Hem gözümüzün önünde şu sayfede 9 iman lafzı var birbirine bakıyor. Yalnız birisi müstensihin fasıla vermesiyle az inhiraf etmiş. Hem şu, gözümüzün önündeki sayfede iki mahbub var, biri üçüncü satırda, biri on beşinci satırdadır. kemal mizanla birbirine bakıyor. Onların ortasında dört aşk dizilmiş, birbirine bakıyorlar. Daha sair tevafukat-ı gaybiye bunlara kıyas edilsin. Hangi müstensih olursa olsun, satırları, sayfeleri ne şekilde olursa olsun, Ala külli hal bu tevafukat gaybiye öyle bir derecede var ki şüphe bırakmıyor ki ne tesadüfün işi ve ne de müellifin ve müstensihlerin düşünüşüdür. Fakat bazı hatta daha ziyade tevafukat göze çarpıyor. Demek şu risalelere mahsus bir hattı hakiki vardır. Bazıları o hatta yakınlaşıyor. Garayiptendir ki en mahir müstensihlerin değil, belki acemilerin yazılarında daha ziyade görülür. Bundan anlaşılıyor ki, Kur'an'ın bir nevi tefsiri olan sözlerdeki hüner ve zerafet ve meziyet kimsenin değil, belki muntazam, güzel hakaiki Kur'aniyenin mübarek kametlerine yakışacak mevzun, muntazam üslub libasları kimsenin ihtiyar ve şuuriyle biçilmez ve kesilmez. Belki onların vücududur ki öyle ister, ve bir desti gaybidir ki o kamete göre keser, biçer, giydirir. Biz ise içinde bir tercüman, bir hizmetkarız. Dördüncü nükte. Beş altı suali tazammun eden birinci sualinizde, meydana haşre cem ve keyfiyet nasıl ve üryan mı olacak? Ve dostlarla görüşmek için ve Resul-i Ekrem aleyhissalatu şefaat için nasıl bulacağız? hadsiz insanlarla bir tek zat nasıl görüşecek? Ehli cennet ve cehennemin libasları nasıl olacak? Ve bize kim yol gösterecek? diyorsunuz. El cevap, şu sualin cevabı gayet mükemmel ve vazıh olarak kütüb-ü ehadisiyede vardır. Meşrep ve mesleğimize ait yalnız bir iki nükteyi söyleyeceğiz. Şöyle ki, evvela bir mektupta meydan-ı haşir Küre-i Arzın medarı senevisinde olduğunu ve küre Arz şimdiden manevi mahsulatını o meydanın elvahlarına gönderdiği gibi senevi hareketiyle bir daireyi vücudun temessül ve o daireyi vücudun mahsulatı ile bir meydan-ı haşrın teşekkülüne bir mebde olduğu ve Küre-i Arz denilen şu sefini i rabbaniyenin merkezindeki cehennemi i surayı cehennem kübra'ya boşalttığı gibi sekenesini de meydanı haşre boşaltacağı beyan edilmiştir. Saniyen 10. ve 29. sözler başta olarak sair sözlerde gayet kat'i bir surette o haşrin meydanıyla beraber vücudu kat'i olarak ispat edilmiştir. Salisen görüşmek ise 16. sözde ve 31 ve 32'de kat'iyen ispat edilmiştir ki bir zat nuraniyet sırrı ile bir dakikada binler yerde bulunup milyonlar adamlarla görüşebilir. Rabian, Cenab-ı Hak, insandan başka ziruh mahlukatına fıtri birer libas giydirdiği gibi, meydanı haşirde suni libaslardan üryan olarak, fakat fıtri bir libas giydirmesi, ismi hakim muktezasıdır. Dünyada suni libasın hikmeti, yalnız soğuk ve sıcaktan muhafaza ve zinet ve setri avrete münhasır değildir. Belki mühim bir hikmeti, insanın sair nevilerdeki tasarruf ve münasebetine ve kumandanlığına işaret eden bir fihriste ve bir liste hükmündedir. Yoksa kolay ve ucuz fıtri bir libas giydirebilirdi. Çünkü bu hikmet olmazsa, muhtelif paçavraları vücuduna sarıp giyen insan, şuurlu hayvanatın nazarında ve onlara nispeten bir maskara olur, manen onları güldürür. Meydanı haşirde o hikmet ve münasebet yok. O liste de olmaması lazım gelir. Hamisen rehber ise senin gibi Kur'an'ın nuru altına girenlere Kur'an'dır. Elif lam mimlerin, elif lam ra'ların, ha mimlerin başlarına bak anla ki Kur'an ne kadar makbul bir şefaatçi, ne kadar doğru bir rehber, ne kadar kutsi bir nur olduğunu gör. Sadisen ehli cennet ve ehli cehennemin libasları ise 28. sözde hurilerin 70 hulle giymesine dair beyan edilen düstur burada da cari'dir. Şöyle ki: Ehli cennet olan bir insan cennetin her neviinden her vakit istifade etmek elbette arzu eder. Cennetin gayet muhtelif enva ve mehâsini var. Her vakit bütün cennetin envai ile mübaşeret eder. Öyleyse cennetin mehasininin numunelerini küçük bir mikyasta kendine ve hurilerine giydirir. Kendisi ve hurileri birer küçük cennet hükmüne geçer. Nasıl ki bir insan bir memlekette münteşir bulunan çiçekler envaını numunegah küçük bir bahçesinde cem eder ve bir dükkancı bütün mallarındaki numuneleri bir listede cem eder, ve bir insan tasarruf ettiği ve hükmettiği ve münasebetdar olduğu enva mahlukatın numunelerini kendine bir elbise ve bir levazımat-ı beytiye yapıyor. Öyle de ehli cennet olan bir insan hususan bütün duygularıyla ve cihazatı maneviyesiyle ubudiyet etmiş ve cennetin lezaizine istihkak kesbetmiş ise her bir duygusunu memnun edecek, her bir cihazatını okşayacak, her bir letaifini zevklendirecek bir tarzda, cennetin her bir nev'inden birer mehasini gösterecek bir tarz-ı libası, kendilerine ve hurilerine rahmeti ilahiye tarafından giydirilecek. Ve o müteaddit hulleler, bir cinsten, bir neviden olmadığına delil, şu mealdeki hadistir ki, huriler yetmiş hulle giydikleri halde, bacaklarındaki ilikleri görünür, setretmiyor.'' demek en üstündeki hulleden ta en alttaki hulleye kadar ayrı ayrı mehasinle, ayrı ayrı tarzda hissiyatı ve duyguları zevklendirecek, memnun edecek mertebeler var. Ehli cehennem ise nasıl ki dünyada gözüyle, kulağıyla, kalbiyle, eliyle, aklıyla ve hakeza bütün cihazatıyla günahlar işlemiş, elbette cehennemde onlara göre elem verecek, azap çektirecek ve küçük bir cehennem hükmüne geçecek muhteliful cins parçalardan yapılmış elbise giydirilmek hikmete ve adalete münafi görünmüyor. Beşinci nükte sual ediyorsunuz ki zamanı fetrette Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın ecdadı bir din ile mütedeyyin mi idiler? El cevap Hazreti İbrahim aleyhisselamın bilahere gaflet ve manevi zulümat perdeleri altında kalan ve hususi bazı insanlarda cereyan eden bakiye dini ile mütedeyyin olduğuna rivayat vardır. Elbette Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dan gelen ve Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ı netice veren bir silsile-i nuraniyeyi teşkil eden efrat elbette dini hak nurundan lakayt kalmamışlar ve zulümat-ı küfre mağlup olmamışlar. Fakat zamanı fetrette ve ma kunna muazzibin hatta neb'at sırrıyla ehli fetret ehli necattırlar bir ittifak teferruattaki hatiyatlarından muahazeleri yoktur İmam-ı Şafii ve İmam-ı Eş'arice küfre de girse usul-i imani de bulunmazsa yine ehli necattır çünkü teklifi ilahi irsal ile olur ve irsal dahi ıttıla ile teklif takarur eder madem gaflet ve mururu zaman, Enbiyay salifenin dinlerini setretmiş, o ehli fetret zamanına hüccet olamaz. İtaat etse sevap görür, etmezse azap görmez. Çünkü mahfi kaldığı için hüccet olamaz. Altıncı nükte, dersiniz ki, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın ecdatlarından nebi gelmiş midir? El cevap, Hazreti İsmail aleyhisselamdan sonra bir nasıl kat'i yoktur. Ecdatlarından olmayan yalnız Halid ibn Sinan ve Hanzale namında iki nebi gelmiştir. Fakat ecdadı nebi'den Kâb ibn Lüey'in meşhur ve sarih ve tansiz tarzındaki bu şiiri ki: "Ala gafletin yetin nebi Muhammedun feyuhbiru ahbâran sadîkan habîrha" demesi mucizekarane ve nübüvvetdane bir söze benzer. İmam-ı Rabbani hem delile hem keşfe istinaden demiş ki, Hindistan'da çok nebiler gelmiştir. Fakat bazılarının ya hiç ümmeti olmamış veyahut mahdut birkaç adama münhasır kaldığı için iştihar bulmamışlar veyahut nebi ismi verilmemiş. İşte imamın bu düsturuna binaen ecdad-ı nebiden bu nebi nebilerin bulunması mümkün. Yedinci nükte, diyorsunuz ki, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın Peder ve Valideleri ve Ceddi Abdülmuttalib'in imanları hakkında akva ve esah olan haber hangisidir? El cevap, Yeni Said on senedir yanında başka kitapları bulundurmuyor. Bana Kur'an yeter diyor. Böyle teferruat mesailinde, bütün kütüb-ü ehadisi tetkik edip, en akvasını yazma vaktim müsaade etmiyor. Yalnız bu kadar derim ki, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın, peder ve valideleri ehli necattır ve ehli cennettir ve ehli imandır. Cenab-ı Hak, Habibi Ekremi'nin mübarek kalbini ve o kalbin taşıdığı ferzendane şefkatini elbette rencide etmez. Eğer denilse, madem öyledir, neden onlar resul Ekrem aleyhissalatu vesselama imana muvaffak olamadılar, neden bir isetine yetişemediler? El-Cevap Cenab-ı Hak, Habibi Ekrem'inin peder ve validesini kendi keremiyle Resul Ekrem Aleyhisselatu vesselam'ın ferzendane hissini memnun etmek için valideynini minnet altında bulundurmuyor, valideynlik mertebesinden manevi evlat mertebesine getirmemek için halis kendi minnet-i rububiyeti altına alıp onları mes'ud etmek ve Habibi Ekrem'ini de memnun etmekliği rahmeti iktiza etmiş ki valideynini ve ceddini ona zahiri ümmet etmemiş. Fakat ümmetin meziyetini, faziletini, saadetini onlara ihsan etmiştir. Evet, Ali bir müşirin yüzbaşı rütbesinde olan pederi huzuruna girmesi birbirine zıt iki hissin tahtı tesirinde bulunur. Padişah o müşir olan yaver ekremine merhameten pederini onun mayiyetine vermiyor. 8. nükte Diyorsunuz ki Amcası Ebu Talib'in imanı hakkında esah nedir? El cevap, ehli teşeyyü imanına kail, ehli sünnetin ekserisi imanına kail değiller. Fakat benim kalbime gelen budur ki, Ebu Talib, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın risaletini değil, şahsını, zatını gayet ciddi severdi. Onun o gayet ciddi, o şahsi şefkati ve muhabbeti, elbette zayiye gitmeyecektir. Evet, ciddi bir surette Cenabı ı Hakk'ın Habibi Ekrem'ini sevmiş ve himaye etmiş ve taraftarlık göstermiş olan Ebu Talib'in, inkara ve inada değil, belki hicab ve asabiyeti kavmiye gibi hissiyata binaen makbul bir iman getirmemesi üzerine cehenneme gitse de yine cehennem içinde bir nevi hususi cenneti onun hasenatına mükafaten halk edebilir.'' Kışta bazı yerde baharı halkettiği ve zindanda uyku vasıtasıyla bazı adamlara zindanı saraya çevirdiği gibi hususi cehennemi hususi bir nevi cennete çevirebilir. Vel ilmu indallah la yalemul gaybe illa Allah. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul <Sessizlik> hakim.